İşlerden herkese merhaba. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in kısaca tarihine bir bakalım. 1907 yılında bankalara güvenin çöküşüyle birlikte 20. yüzyılın ilk mali krizi yaşandı. Döneminde yaşanan krizle birlikte parasal reform da başlamış oldu. Bazı ekonomistler için 1907 paniği ve 1914 büyük buhranı Birinci Dünya Savaşı'nın gölgesinde kalmış süreçlerdi. Ama göz ardı edilemeyecek kadar da büyük bir öneme sahip. Peki nedir bu 1907 paniği? 1907 yılında Wall Street'te yaşanan ağır bir likitte krizi, köklü bankaların batmasına, birçok bankanın mevduatları dondurmasına ve bankacılık sektöründe de büyük bir işsizliğe sebep olmuştu. Krizin ana nedeni para politikasının kontrolsüz bir şekilde kullanılmasından dolayı finans piyasasında yeterli likidite kalmaması olarak gösterilmişti. Bu kriz bankaları ve bankacılık politikalarını ciddi bir şekilde çözüm aramaya yönlendirmişti. Ekonomide bozulan dengeler Merkez Bankası'na ihtiyacın olduğuna ikna edilmekte. Amerikan bankacılık sistemi yeniden yapılanmaya giderek o dönemin finansal uzmanları ve Senatör Nelson Aldrich tarafından 23 Aralık 1913'te Federal Reserve yasasıyla kuruldu. Bankacılık işlemlerindeki para akışının bir ajans tarafından kontrol edilmesinin Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş yıllarında ortaya çıkabilecek ekonomik faaliyetlerinin önüne geçeceğine inandırıldı. İlk zamanlarda ortak bir para kontrol sisteminin kurulmasına Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen iş adamları karşı çıktı. Hatta Washington adına Merkez Bankası denmesine bile istenmedi. Direkt kontrol algısının önüne geçmek için banka Federal Reserve olarak anıldı. Fed, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 12 rezerv bankasının kontrolünü sağlıyor. Fed'in kurulduğu zaman kendisine 3 ana görev verildi. İşsizliği en aza seviyeye indirmek, fiyat istikrarı sağlamak ve uzun vadeli faiz oranlarını benimsemek. Şu anda bu görevleri Amerika Birleşik Devletleri'nin para politikası olarak bankacılık kurumlarını denetleme ve düzenleme finansal sisteminin istikrarı da eklenmiş oldu. Fed özel bir kuruluştur ve Amerika Merkez Bankası olmadığından bu süreçteki görevi üstlenen kurumdur ve bağımsızdır. Aynı zamanda denetlenemez. Fed dünyada sermaye yapısı olarak tektir. Çünkü Fed'in sermayesi üye bankalara aittir. Fed aynı zamanda dolar basma yetkisini de elinde bulundurur. Fed'in merkezi Washington'da yer alır. Fed 1920'ler boyunca tüketici fiyat endeksindeki bir istikrarın aldatıcılığına kapılarak büyümeye yer açmak bahanesiyle büyük bir parasal genişlemeyi icra etti. Sonuçlanan balon Ekim 1929 borsa çöküşüyle sönmeye yüz tuttu. Buhran boyunca 9000'den fazla banka kapılarına kilit vurdu. Bu astronomik rakamın nedeni şube bankacılığı sistemiydi. Bankaların yeni şubeler açarak coğrafi yayılma sayesinde kredi ve mevduat riski dağıtımı yapmalarının önünü kesmişti. 1930'ların yeni düzen tedbirleri, ücret ve fiyat katılıklarının yapay suretle ve şiddetli bir şekilde artışına neden oldu. Bitmek bilmeyen buhran, İkinci Dünya Savaşı ile birleşti. Ekonomik normale dönüş ancak savaş sonrasında mümkün olabilirdi. Savaşın doğrudan ekonomik kontrol ve müdahale tedbirleri önceliklerinin üstüne oturdu. Savaş süresince Fed savaşın finansmanına desteğin ötesinde pek bir şey yapamadı. Zaferin ardından savaş makinesi söküldü, savaşın komuta ve kontrol tedbirlerinin terk edilmesi, baştan sona askeriyenin ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş olan ekonominin yeniden sivil tüketicinin ihtiyaçlarına göre üretime dönmesini sağladı. 2000'li yıllarda büyük sapma başladı. Fed-Taylor kuralının önerisinden saparak reel faiz oranını negatif seviyelere düşürdü ve önemli bir sürede orada tuttu. 2008'deki çöküş aşamasında işleri daha da kötüleştirdi. Fed, sonuçlanan büyük durgunluğu derinleştirdi ve süresini uzattı. Fed'in 2008 sonrası politikası parasal gevşeme oldu. Fed'in sadece Amerika Birleşik Devletleri nezdinde değil,
tam anlamıyla küresel platformda çok etkili bir sistem olduğu da artık daha da belirgin şekilde görülmektedir. Büyük Güçler belgeselinin sonuna geldik. Bir başka büyük gücün hikayesinde görüşmek üzere, hoşça kalın.